Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün videomuzda en ucuz dezenfektan yöntemini uyguluyoruz. Kireç atıyoruz. Gördüğünüz gibi yerlere, her tarafa kireci attık. Beni takip eden arkadaşlar biliyor. Bizim sıkıntımız vardı, bir hastalık sıkıntısı. Ve hastalığı şeyden tahmin ettik. Kümesteki şu büyük kümeste olan kuşları dışarı yere, şuralara salıyorduk. Buralara da tavuklar geliyor arkadaşlar. Tavuklardan bir hastalık geldiğine inanarak yerleri böyle kireçledik. Şimdi biraz da yuvanın içini kireçleyelim. Kuşlarımız eşlenmeye başlamış arkadaşlar, şöyle gösterebilirsem. Yuvamızda kuş kalmadı arkadaşlar. Bu adını sanını bilmediğimiz bir hastalıktan dolayı bir sürü kuşumuzu kaybettik. Yuvamızda kuş kalmadı arkadaşlar. Şu kadar kuşu feda ettik, yani şurada göstereyim. Bakın. Bunlar ölen kuşlarımızın künyeleri. Hepsini çıkartıp böyle ipe dizdik. Bayağı bir kuşumuz gitti. Dediğim gibi hastalığı şeyden tahmin ediyoruz. Ne derler? Bu kümesteki hastalık. Yani böyle bir hastalık geldi ki hani sebebinin bir türlü bulamadık. Bir sürü tedavi denedim. Bir sürü ilaç denedim. Yani hiç görmediğim, hiç duymadığım, hiç bilmediğim, hiç şey yapamadığım hastalık arkadaşlar. Yani ne kadar uğraştıysam çoğu kuşu kurtaramadık. Tabii kurtardığımız kuşlar da oldu ama yine de buna da şükür diyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Nereden ve nasıl geldiğini bilmediğimiz bir hastalıktan dolayı yani kuşlarımız gitti. Hani inanın, hani kümesi temizledik eşlemeden önce. Ondan sonra ne diyeyim, bir hani yabancı kuş alıp koymuyorum kümesime. Ben yaklaşık bir 5 senedir, 6 senedir yabancı kuş alıp koymuyorum kümesime. Hani o aldığım kuşlar da inanın bildiğimiz, takip ettiğim yuvadan, arkadaşlardan aldım yani. Hastalık olmayan kümeslerden aldım. Hani bir pazardan mazardan bir 10-15 sene olmuştur kümese kuş koymadım. Fakat maalesef bir çaresini bulamadık. Dediğim gibi sadece bu kümesimde var. Şu kümesimde de hastalık yok. Burada da kuşlar var ama bunlarda hastalık yok. Bunları çünkü dışarı salmıyorum. Ya sadece şu kümesi salıyorum böyle canım sıkıldığı zaman, böyle dışarıya yemlemek amacıyla. Şimdi hatta kümesin içine de biraz şey dökelim. Kuşlar çıkar mı dışarı bilmiyorum ama şöyle hani yerlere döktük ilaç arkadaşlar. Şimdi biraz da kümesin içine dökersek, tabi kuşlar bu beyazdan korkabilir ama çıkarlar herhalde büyük bir ihtimal. Havası da çok soğuk, rüzgarlı arkadaşlar, havası esiyor. Zannedersem birkaç güne kar yağacakmış. Neyse, kuşların dışarı çıkacağı yok. Her neyse. Kuşlar, bir tek şurada bir sabunimiz var, o biraz kırık duruyor. Ama genel itibariyle artık bu kuşlar iyi gibi diyelim. Şimdi ben ne yapacağım? Ben şimdi yerlere de gördüğünüz gibi kireç atacağım arkadaşlar. Hani denemediğim şey kalmadı. Sadece hani bu kireç kaldı. Hani bütün hastalık, bütün ilaçlardan falan denedik. Şimdi şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle yerlere biraz kireç atalım. Hani bildiğiniz gibi kireç en güzel şey arkadaşlar. Dezenfektan. Yani en ucuz, en uygunu. Öbür dezenfektanlardan da kullananlar da var ama biz, hatta şöyle tünik yerlerine de atayım arkadaşlar. Keşke maske taksaydık. Maske takmadık. Şöyle ayaklarından bulaşmasın diye. Şöyle çok tünedikleri yerlere atalım yani arkadaşlar. Hani bu toz sıvı dezenfektanlar da var. Ne bileyim. Şey var.
Çamaşır suyu falan da var ama. Biz bir de kireç deneyelim yani. Her tarafa attık. Ya dediğim gibi ben burada kapının önünde, yuvanın önünde gezen şeylerden şüpheleniyorum. Tavuklardan şüpheleniyorum arkadaşlar. Yani başka hastalık gelme ihtimali çok zayıf yani. Ben böyle hastalık ne zamandır görmedim. Bilmiyorum. Başka yani bir sebebi olacağını düşünmüyorum. Biz de böyle bir yöntem deniyoruz kendimize göre. Yani yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir sürü ilaç tedavisi yaptım. Bir sürü şeyle uğraştım ama yok. Gerçi geri kalan kuşlarımız sağlam. Bir şurada sabuni var arkadaşlar. Erkek sabuni. O biraz, o bayağı bir sakin. Yani onda bir kırıklık var yani arkadaşlar. Şöyle hafif hafif. Yerler önemli. Ya bu kireç toz olduğu için arkadaşlar yani yere pisledikleri zaman o pisliğin şey yapıyor, ne derler ona, suyunu çekiyor. Çamaşır suyundan artısı o. Dezenfektanlardan artısı o arkadaşlar. O pislediği pisliğin suyunu çekiyor dışkısının. Bunun böyle bir artısı var. Şöyle atalım. Hani dediğim gibi başka yapacak bir şeyim kalmadığı için bunu yapıyorum. Artık yani ne hastalığıysa, bazen ne kadar da uğraşsanız uğraşın olmuyor. Bu sene biraz zor durumdayız yani arkadaşlar. Kuşlarımızı üretemedik. Gördüğünüz gibi hiç yavrumuz da yok. Ya bu kümeste yok. Orada şu yan kümeslerde var ama artık olduğu kadar olmadığı kader yani arkadaşlar. Şöyle ayaklarıyla bastıkları yerlere bol bol atalım. Ayaklarından bulaşsa bulaşacak. Tabi burasını böyle atıyorsan çok fazla da atmadım. Şöyle bakın ıslak. Yuvalara atıyoruz. Fazla da toz hayvanlara dokunur bu kireç arkadaşlar. Yani bana bile dokunur yani. Benim de şu an maske takmadım. Genzim yandı ama kümesimizin havalandırması iyi olduğu için bir şey olacağını, yani biraz havalandıracağız. O kadar. Havalandırmamız iyi. Bu kadar yeter, içerisi bembeyaz. Kar gibi oldu. Şöyle yerlere atalım ki pisledikleri zaman çeksin arkadaşlar. Suyu yapışsın kalsın. Bu kadar yeter. Dışarıları da zaten gördüğünüz gibi, dışarısı da yerler böyle bembeyaz. Kümesin içi de bembeyaz oldu. Kar gibi. Şu yemle şey yapanları bir temizleyelim. Yemliğin içine doldu biraz. Böyle. Yeme bulaşmasın, dokunur hayvanlar arkadaşlar bu. Şimdi şunları biraz dışarı çıkartabilsek, hava alsalar. Telefona da bulaştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, artık kireçle şey yapacağız. Burada dediğim gibi yavrularımız var. Ya bunları dışarı salmadığım için ya yumurtlamış. Şöyle yumurtlamış. Şu iki tanesi yavru arkadaşlar, bakın. Isınma gibi yavru, maşallah demeyi unutmayın. Anne baba ve yavrusu. Ya bu kümeslerde bir sıkıntı yok. Bunları çünkü dışarı salmıyorum, yere salmıyorum. Ya tahmin dediğim gibi yani büyük ihtimal yere saldığımız tavuklardan bulaştı. Burada da var. Buradaki kuşlarımızda da bir sorun yok. Orada da var şeyler.
Oradaki kümeste de var. Sadece şu kümestekiler gitti. Yapacak bir şey yok ama arkadaşlar. Hani kireç iyidir. Tabi biraz dikkatli atmak lazım ve kümesi iyice bir havalanması lazım. Şu an tozlar uçuşuyor. Şöyle biraz bir yarım saat, bir saat şöyle açık kalsa, dışarı çıksalar. Kuşlar da yumurtaya kovalıyor. Beyazlarımız gördüğünüz gibi. Sabunuyla da o beyaz eş olmuş. Ya 3 tane dişi var. Zaten 8-9 tane kuş var. 3 tane dişi var arkadaşlar. 2 tane 3 tane erkek boşta. Mesela de var boşta ama. Şu dumanlı erkeğimiz boş kaldı. Ona da artık bir dişi ayarlayacağız. Ha. Bir şey yok. İnşallah bakalım yumurtlayan olursa. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Neyse. Orası da artık ben uğraşacağız, vazgeçmeyeceğiz. Neyse, dediğim gibi bu biraz havalanacak. Siz de atarsanız kireç, böyle biraz havalandırın. Biraz uçsun kireçler. Böyle bugün bir kireçleme yaptık. İnşallah faydasını görürüz arkadaşlar. Siz de ucuz yollu dezenfektan istiyorsanız kireç her zaman iyidir. Hatta badana yapsanız bile daha güzel olur. Çünkü biz yaptırdık. Siz de badana yaptırsaydınız, yapsanız bile olur yani kireç atmakta. Ama badana biraz meşakkatli. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.